Merhaba sevgili gençler, faktöriyel sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Karşımıza sıklıkla çıkan şu soruyu aldım. Bu soru hem ev ödevi olarak veriliyor hem de benzer sorular sınavlarda çıkıyor. Oldukça bakıldığı zaman kolay gibi gözüküyor ama dikkat edilmesi gereken bir soru. Şimdi sorumuz 11 faktöriyel artı 12 faktöriyel sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine tam olarak bölünemez diyor. Bunun için öncelikle yapmamız gereken şu faktöriyel sayımızı bir açmak. Nasıl yapıyorum? 12 faktöriyelin içerisinde 11 faktöriyel var mı? Var. O zaman ben 11 faktöriyel ortak parantezini almam lazım. Şimdi 12 çarpı 11 faktöriyel dedim. Devam ediyorum. Ortak olan ifadelerim 11 faktöriyel. 11 faktöriyel parantezini aldığım zaman 11 faktöriyel yerine buradan 1 geldi. Aradaki işaretim artı. Buradan da 12 geldi. Şimdi ifademe dikkat ediyorum. 1 artı 12 13 yapıyor. Peki 11 faktöriyeli ben açarsam eğer nasıl yazarım? Ne demiştik? Faktöriyel verilen sayının birer azaltılarak birbiriyle çarpımıdır demiştik. Ta ki nereye kadar? 1'i bulana kadar. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu açılımı. Şimdi bakıyorum gençler, kusura bakmayın, henüz daha gribimi atlatamadım. Boğazımdaki sıkıntı bundan kaynaklı. Şimdi bakıyorum 24'ü tam bölünebilir mi? Çarpanları ayırma kuralını hatırlıyorum. 24'ün çarpanları hangileri? 6 var, 4 var. O zaman ben bunun 24'e bölünebileceğini diyorum. Bunu eledim. 33'e bakıyorum. 11 ile 3, 33'ün çarpanı. Bunu da eledim. 39'a bakıyorum. 39'da burada herhangi bir çarpanımız yok. Ama az önce bulmuş olduğumuz, yani şu ifadedeki 13, 3 çarpı 13'den, yani şuradan 39'un çarpanı. Dolayısıyla bunu da eledik. Ama 42'nin çarpanlarına bakalım. Şey, affedersiniz, 46'nın. 2 çarpı 23. Var mı böyle bir çarpanım? Yok. E peki 46'nın başka çarpanı var mı? 1 çarpı 46. Dolayısıyla bizim buradaki cevabımız 46 oluyor.